Merhaba, ben Ahmet Yeşiltepe. Gündemdeki konulara yine çok farklı açılardan bakan küresel bir haber turuna çıkaracağız sizi. Dünya Saati'ne hoş geldiniz. Yaşadıklarımızın gündemini oluşturan haberlerden seçtiklerimizi paylaşacağız. Ana gündem başlıklarından manşetin gölgesinde kalmışlara çok geniş bir yelpazede hayatlarımıza iz bırakmış haber başlıklarını burada farklı bir bakış açısıyla ele alıyoruz. Dünya Saati'nin bu hafta yakın plana aldığı konu başlığı Venezuela. Petrolün getirdiği zenginlik nedeniyle mi sömürgecilerin hedefi oldu, miras yedi gibi davranan siyasetçileri mi başına iş açtı ülkeye? Yaşananlar demokrasi mücadelesi mi yoksa dış güçlere karşı verilen bir bağımsızlık savaşı mı? Tarihsel bağlamından koparmadan ekrana farklı bir Venezuela fotoğrafını taşıyacağız. Ve robotlar, insanlığın yüzlerce yıllık hayali, yapay zeka ile desteklenen robot teknolojisi nereye gidiyor? Robotlar insanlığın dostu mu, düşmanı mı olacaklar? Bir başka dosya başlığı ise Dağların Kızı adını taşıyor. Dünyanın en yalnız insanı aslında en mutsuz olan mıdır? Ya da mutluluğu nerede bulacağız? Mutluluğu dağlarda bulan, tüm ömrünü dağlara adayan bir kadının öyküsü. Hepsi birazdan ekranda olacak. Umarız paylaşacaklarımızı bir solukta merakla, ilgiyle, keyifle izlersiniz. Hemen başlıyoruz. Latin Amerika'nın emperyalizm ve sömürgecilik karşıtı ilk devrimini başlatan Simon Bolivar'ın ülkesi zor günler yaşıyor. Bu kimilerine göre bir varlık içerisinde yokluk öyküsü, bazıları içinse bir direniş, bir iktidar mücadelesi. İdeolojik çatışma ama hepsinden çok aslında bir tam bağımsızlık savaşı. Hatta buyurgan bir merkezi gücün dünyanın geri kalanına nasıl tahakküm uyguladığının canlı yayınını izliyoruz. Çünkü Venezuela'da yaşananlar aslında demokrasinin ne kadar esnek bir tanımı olduğunu da hatırlatıyor bizlere. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Afganistan'a demokrasi götürürken Orta Doğu'yu nasıl kan gölüne çevirdiği hafızalardan henüz silinmedi ve gerçek amacı bu muydu hala tartışılıyor. Öte yandan örneğin Suudi Arabistan için benzer bir demokrasi talebi olmadı Washington'ın. Belli ki bu oyunun insan hakları ve demokrasi sloganları etrafında başka hedefleri var. Biz ise bu tartışmaları bir kenara koyacağız ve Venezuela'yı tarihsel bağlamından koparmadan tanıyacağız. Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesinin geçmişini, yaşadıklarını, siyasi geleneğini hatırlatacağız. Bir yandan petrolü bol bulunca bir miras yedi gibi davranan siyasetçilerine, diğer yandan büyük güçlerin sözünü dinlemediği için yaramaz çocuk ilan edilen ekonomik ve ticari ambargolarla izole edilmiş, kuşatılmış ülkeye yakından bakacağız. İşte Venezuela'da aslında neler oluyor sorusunun 5 asra dayanan öyküsü. ...500 yıl önce İspanyol denizci Alonso de Ojeda, Maracaibo Gölü kıyısında kazıklar üzerine inşa edilmiş ahşap evleri görünce bölgeye Küçük Venedik adını uygun görmüştü. Yani Venezuela. Kristof Kolombsa 3. keşif gezisinde bölge için yeryüzündeki cennet diye not düşmüş. Eşsiz bitki örtüsü, muazzam biyolojik çeşitliliği barındıran doğası yerine, günümüz Venezuela'sını ise daha çok kronik, siyasi ve ekonomik sorunlarıyla biliyoruz. Bir de dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi olarak. Venezuela'nın kaderi de her Latin Amerika ülkesi gibi önce İspanyol sömürgesi olarak başladı. Tam bağımsızlıksa Simon Bolivar sayesinde geldi. General Bolivar ve silah arkadaşları 1821'de Venezuela, Kolombiya, Ekvador ve Panama ile birlikte Büyük Kolombiya Cumhuriyeti'ni kurdu. Asıl hayali Birleşik Latin Amerika Devleti olan Simon Bolivar bu hayalini gerçekleştiremedi. Üstelik kurduğu Devletler Birliği de onun tarih sahnesinden çekilmesiyle dağıldı. Fakat emperyalizme karşı verdiği mücadele özgürlükçü ve eşitlikçi mirası saklı kaldı. Bu yüzden adı sokaklara, kentlere, ülkelere verildi.
Ve yine hemen hemen her Latin Amerika ülkesinde olduğu gibi 20. yüzyılın başında önce diktatörler yönetti Venezuela'yı. Sonra kırılgan demokrasi denemeleri. Sol akımların askeri darbelerle engellendiği Latin Amerika'da Venezuela, müttefiki Amerika tarafından model ülke olarak sunuldu. Fakat bu görece politik istikrar beraberinde ekonomik istikrarı getirmedi. Refahın eşit dağıtılamaması da yoksul kesimin ayaklanmasına neden oldu. 1989'un Şubat ayında yaşanan ve Karakazo olarak adlandırılan isyan ve yağma olayları güçlükle bastırıldı. Venezuela'nın mali yönetimini devralan IMF, kamu harcamalarını kısınca askeri darbe için zemin oluştu. 1992'deki darbe girişimi başarısız oldu. Ama darbe içinde yer alan Yarbay Hugo Chavez, bu sefer siyaset yoluyla 1998'de girdiği devlet başkanlığı seçimlerini kazanarak Venezuela'da yeni bir dönemin kapısını açtı. Juro delante de Dios. Juro delante de la patria. Chavez, koltuğa oturduğunda üç şeye sahipti. Karizma, vizyon ve maddi kaynak, yani petrol geliri. Arkasındaki halk desteğini sağlamlaştırmak için ardı ardına seçimlere gitti Chavez. Önce kurucu meclis için yapılan referandumu, sonra kurucu meclis seçimlerini kazandı. Hazırlanan yeni anayasayla yetkileri artırıldı, görev süresi 6 yıla çıkarıldı. Yasama organı tek kanatlı bir kongreye dönüştü. Ülkenin resmi adı ise Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti olarak değişti. Chavez, son olarak petrol ve doğalgaz kaynaklarının işletilmesini kamulaştıracağını açıklayınca, ekonomik ayrıcalıklarını kaybetmek istemeyen kesimler ve ABD yönetimi Chavez'i durdurma vakti geldiğine karar verdi ve düğmeye bastı. Medya patronlarıyla iş dünyasının önemli bölümünün desteğini alan bir grup üst rütbeli subay 11 Nisan 2002'de başkanlık konutunu bastı ve Chavez'i gözaltına aldı. Ancak askerler umdukları halk desteğini bulamadı ve Chavez 48 saat sonra görevinin başına geri döndü. Artık farklı bir Venezuela vardı. Chavez, sosyoekonomik yapıdaki sorunları radikal yöntemlerle çözmeye çalıştı. Petrol gelirlerini, nüfusun çoğunluğunu oluşturan alt ve alt orta sınıflara ücretsiz eğitim ve sağlık hizmetleriyle gıda yardımı için harcadı. Ancak Bolivar misyonu olarak adlandırılan model, kalıcı yatırımların yetersizliği nedeniyle sorunların çözümüne ilaç olamadı. Venezuela ekonomisi aslında bolluk paradoksu adı verilen bir döngünün içindeydi. Petrol gelirleri, sanayi ve altyapı için fonlar oluşturmak yerine her iktidar döneminde büyük bir savurganlıkla harcanmıştı. Bu hastalık Chavez döneminde de devam etti. Mali kaynaklar, Chavez'i destekleyen kişilerin yürüttüğü projelere aktarıldı, Chavez'in oy deposu olarak baktığı kesimlere yönlendirildi. Muhalefet buna rüşvet fonu adını koydu. Chavez bu arada anayasada üst üste değişiklikler yaptı ve ülkeyi çoğunlukla kendi başına aldığı kararlar ve meclisin göstermelik onayıyla yönetti. Hugo Chavez bu dönem boyunca kendisine yönelik darbe girişiminin arkasında ABD'nin olduğunu savundu. ABD'yi tarihin gördüğü en azılı terör devleti diye tanımlarken iki ülke 2010'da büyük elçilerini geri çekti. ABD, Chavez yönetimini zayıflatmak amacıyla 2002'den itibaren finans, gıda ve sağlık alanında yaptırım uyguladı. Ancak petrol ithalatında dikkatli davrandı. Ne de olsa Venezuela, ABD'deki 5 petrol rafinerisine ortaktı. Venezuela'da işlerin kötüye gitmesi ise 2008 küresel ekonomik kriziyle başladı. Enflasyonun yükselişine, uzun süreli elektrik kesintileri, anormal düzeydeki bireysel silahlanma, organize suçlar ve cinayetlerdeki artış da eklenince Venezuela'da tablo daha da kötüleşti. En büyük darbe ise petrol fiyatlarının 2013'ten sonra 60-70 dolar seviyesine düşmesiyle geldi.
Artık tek kaynaktan beslenen Venezuela ekonomisi, Hugo Chavez'in Mart 2013'te ölümüyle birlikte hızlı ve sert bir çöküşe sürüklendi. Comandante, no pudieron contigo, no podrán con nosotros jamás. Halefi Nicolás Maduro, az bir oy farkıyla devlet başkanlığı görevini üstlendiğinde, devraldığı tek şey sadece bir koltuk değil, gerçek bir enkazdı. Trump yönetimi bu durumu fırsata çevirerek 2017 Ağustos'undan itibaren Venezuela'nın petrol satışına da kısıtlamalar getirdi. Trump açık açık Venezuela'da Chavez'in devamı iktidarı hedefe koymuştu. Bu savaş sonucu Venezuela ağır ekonomik yaptırımlara maruz kalırken gıda stoklarının tükenmesi, hiperenflasyon, işsizlik ve artan suç oranı ülkeyi teslim almış görünüyor. Kamuoyu araştırmaları da Bolivarcı devrimin destekçisi gecekonduların da artık Maduro iktidarına karşı eski desteğinin olmadığını gösteriyor. Ekonomik sıkıntıların yanında muhaliflere karşı baskı, medyanın susturulması ve protestolarda orduyla polisin orantısız güç kullanması Venezuela siyasetindeki görüntüyü bulanıklaştırıyor. Bu koşullarda 32 milyon nüfusa sahip ülkeden 3 milyonu aşkın insanın başka ülkelere gittiği tahmin ediliyor. Kolombiya, Panama, Brezilya ve ABD bu ülkelerin başında. ...2017 yılı seçimlerinde mecliste çoğunluğu kaybeden, bunun üzerine meclisi feshedip kurucu meclis oluşturan Nicolás Maduro ise devlet başkanlığı seçimine protestolar nedeniyle tek başına girdi ve kazandı. Lağvedilen meclisin üyeleri ise yeni bir seçim yapılıncaya kadar meclis başkanı Juan Guaido'yu geçici başkan olarak atadı. 23 Ocak'ta ise koordineli bir şekilde ABD, Kanada ve çoğu Latin Amerika ülkesi Guaido'nun devlet başkanlığını tanıdı. Şimdi Venezuela'da iki meclis ve iki liderin kendisini meşru ilan etmesiyle benzerine pek rastlanmayan bir kriz yaşanıyor. Bölgesinde yalnızlaşan ve izole edilen Maduro, Rusya, Çin, Türkiye, İran, Güney Afrika Cumhuriyeti, Meksika, Bolivya, Uruguay ve Küba gibi ülkelerin destek mesajlarıyla mücadelesine devam ediyor. ABD, İngiltere, Fransa, Kanada başta olmak üzere Batı kampı ve Güney Amerika'daki ülkelerin büyük bölümü ise Maduro'ya git diyor. Venezuela konusunda dünyanın bu şekilde bölünmesi krize uluslararası boyut kazandırıyor. Krizin aşılması mümkün olmazsa ülkede iç savaş yaşanma tehlikesinden bahsediliyor. Yeryüzündeki en güzel, en bereketli coğrafyalardan biri olmasına rağmen Venezuela, varlık içerisinde yokluk yaşıyor, krizler, sorunlar bitmiyor. Ülkenin kaderini tayin edecek gelişmeler, dünya gündeminde ilk sıralara tırmanırken, Venezuela halkı ise olacakları endişeyle bekliyor. Şimdi dünya saatinde kaydı tutulmuş önemli haberleri hatırlatacağız sizlere. Geçtiğimiz haftadan bugüne zamana iz bırakmış haberleri. Nomos Amos Sevastakis Dimitrios. Ne. Simorelis Christos. Ne. Skrekas Konstantinos. Συνειδητοποιώ ότι όλο το προηγούμενο διάστημα μάλλον lütfen bu konuyla ilgili kararı gerekirse Adalet Bakanlarımız da devreye girmek suretiyle görüşerek
eyes, Nick Dakin and Thangam Debonair. Tell us for the nose. The eyes to the right, 296. The nose to the left, 327. Bazı haberler az önce izlediğiniz büyük haberlerin, büyük manşetlerin gölgesinde kalıyor. Şimdi sırada onlardan derlediğimiz bir haber turu var. Çinlilerin iddiası şu: iyi, sağlam ve uzun soluklu teknolojiyi çok daha ucuza veriyorum. İşte bu yüzden Amerikan şirketleri ve Amerikan yönetimi bana düşman. Amerikalılar ve Kanadalılarsa ürettiğimiz teknolojiyi çalmak yetmedi. Şimdi müşterilerimizin bilgilerini, ticari ağımızın en mahrem sırlarını yani big data'yı, büyük veriyi çaldılar diyerek suçluyorlar Çin'i. Sanayi ve teknoloji casusluğu, yazılım hırsızlığı elbette büyük suçlamalar ama ticari sırların yani big data'nın, büyük verinin çalınması batılı şirketleri çıldırtmış görünüyor. İddialara göre Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei yöneticileri Amerikalı şirketlere ait ticari sırları çalmış, bankaları dolandırmış, kara para aklamış ve üstüne adaletin tecelli etmesini yalan beyanlarla engellemiş. Şirketin Kanada'da tutuklu bulunan mali işler direktörü Ming Wanzhou suçlamaları reddediyor. Pekin yönetimi hem siyasi hem de ticari hamlelerle Çin mallarının itibarını zedelemek isteyen rakip şirketlerin bu komployu hazırladığını öne sürüyor. Kanada'daki Huawei davası Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret savaşlarının sonuçlarından biri ve iki ülkenin siyasi merkezlerinden yapılan açıklamalara bakıldığında bu hikayenin burada bitmeyeceği anlaşılıyor. Fransız siyasetçilerin PKK'ya olan sempatisi öteden beri bilinen bir gerçek. Bu örgütün Suriye versiyonu YPG ile hayli içli dışlı olan Fransız istihbaratı, örgütün elinde bulunan yaklaşık 130 Fransız vatandaşını geri almaya hazırlanıyor. Peki kim bu Fransızlar? İddiaya göre DAEŞ mensubu teröristler. Fransız medyası Suriye'deki YPG kamplarında tutulan DAEŞ'lilerin önümüzdeki günlerde Fransa'ya gönderileceğini haber verdi. Buna gerekçe olan gelişme ise Amerika'nın Suriye'den çekilme kararı. İç savaşa katılan bu kişilerin ortadan kaybolma riski veya olasılığını göz önünde bulunduran Fransız istihbaratı, DAEŞ'li vatandaşlarını ülkeye geri getirme kararı almış. Fransız hükümeti bugüne kadar Suriye iç savaşına katılan radikal görüşlü Fransız vatandaşlarının ülkeye dönmesine karşı çıkıyordu. İçişleri Bakanı Christophe Castaner, geri dönenlerin derhal yargı önüne çıkarılacağını ve büyük olasılıkla mahkum olup hapse gireceklerini söyledi. Bakan, YPG ile yaptıkları işbirliği konuları hakkında daha fazla bilgi vermedi. Afganistan'da barış için diplomatik çabalar sürüyor. Bu sürecin en ilginç yanı ise Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban flörtü. Yıllarca birbiriyle savaşan taraflar uzun süredir görüşüyor. Önceleri gizli gizli, şimdilerde ayan beyan. Taraflar 25 Şubat'ta tekrar bir araya gelecek. Görüşmelerde yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi konusu ele alınıyor. Yani Amerikan kuvvetlerinin bu ülkeden çıkınca Taliban'a nereleri, ne şekilde verileceği hususu görüşmelerin ana gündem maddesi. Reuters'ın üst düzey bir Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde görüşmelerde ilerleme sağlandığı ama ateşkes olmadan çekilmenin gerçekleşmeyeceği belirtildi. Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani de ülkesinde uzun vadede yabancı güç istemediklerini söyledi. Gani, yabancı güçlerin şu anki varlığı bir ihtiyaca dayanıyor ama bu ihtiyaç üzerine her zaman düşünülmeli. Planımız bu sayıyı sıfıra düşürmek ifadesini kullandı. Dünya yetmedi, uzayda da maden aranacak. Keza bu gelişmenin insanlığın hedeflerinden biri olduğu aşikar. Endüstrinin katlanarak artan ham madde ihtiyacını karşılamak üzere bilimsel çalışmaların yanında artık ticari ortaklıklar da oluşturulmaya başlandı. Daha şimdiden bu yönde ilk adım dünya mücevherat endüstrisinin en güçlü ülkelerinden Belçika ile Lüksemburg tarafından atıldı. İki ülke uzay madenciliği işbirliği anlaşması imzaladı. Bu ülkelerin tarihi arka planlarına bakıldığında aradıkları madenlerin enerji
amaçlı mı yoksa farklı türde değerli taşlar mı olduğu tartışılabilir. Bu ülkeler artık uzaya maden arama, geliştirme ve bu MTI'ye ait ticari hakları yasal bir çerçeveye oturtan Avrupa'nın ilk ülkeleri olarak anılacaklar. Amerika Birleşik Devletleri ise 2015 tarihinde imzalanan uzay yasasıyla uzay madenciliği çalışmalarını teşvik eden ve ticari haklarını hukuki teminata bağlayan ilk ülke olmuştu. Ünlü yatırım bankası Goldman Sachs'ın 2018'de yayınlanan raporu dünyanın ilk trilyonerinin uzay ekonomisi ve madenciliği sayesinde zengin olacağına vurgu yapılıyor. Öte yandan kısaca hatırlatalım, uzay madenciliği için ilk somut adımı Japonya atmıştı. Japonya 2014'te fırlattığı Hayabusa 2 uzay aracı ile geçtiğimiz aylarda değerli madenler açısından zengin Ryugu göktaşına inmişti. Manşetin gölgesinde kalamayacak kadar ilginç ve önemli bir haber. İskoçyalı araştırmacılar bazı kanser türleriyle mücadelede kullanılabilecek ilaçlar yumurtlayan genetiğiyle oynanmış tavuklar üretti. Bu yöntemin kanser tedavilerinde maliyeti düşürebileceğine dikkat çekiliyor. Araştırma Edinburgh Üniversitesi'nin Roslin Enstitüsü'nde gerçekleştirildi. Genetiğiyle oynanmış tavuklar iki tip protein içeren yumurtalar yumurtladı. Bu proteinlerden biri hasar alan dokuların iyileşmesini sağlıyor. Üretilen diğer protein ise insanların bağışıklık sisteminin içinde yer alıyor ve bazı kanser türlerinin tedavisinde kullanılıyor. Yumurtalardan elde edilecek proteinler ilk aşamada laboratuvar testleri için kullanılacak. Bunların tedavi amaçlı üretilmesinin zaman alabileceği belirtiliyor. Ancak hukuki süreç ilaçlara göre daha hızlı ilerleyebilir. Çünkü ilaç üretim lisansları için uzun yıllar beklemek gerekiyor. Uzmanlara göre ise yumurta beklemek daha kolay. Eğer tedavi edici proteinlere sahip yumurtalar konusunda başarı sağlanırsa, üretilmelerinin önünde de zorlu bir yasal prosedür olmayacak. Şimdi de geçtiğimiz haftadan bugüne internette arama motorlarında peşine en fazla düşünmüş görüntüler var. Bu görüntüler aslında geçtiğimiz haftadan bugüne farklı bir panoramayı ortaya koyuyor. Robotlar, insanlığın yüzlerce yıllık hayali. Antik Yunan'dan buharla yönlendirilen güvercinlerden M.Ö. 3. yüzyılda Çinlilerin yaptığı iki ayağı üzerinde yürüyen mekanik adama ve 11. yüzyılda Artukoğlu Sarayı'na hizmet eden bilim insanı İsmail el-Cezeri'nin otomatik saat ve su pompalarına, Habsburg İmparatoriçesi Maria Teresa için üretilen oyun robotu
Mekanik Türk, yani satrançlı Türk'ten 1954'te Amerikalı mucit George Devlin, Unimate adını verdiği ilk dijital ve programlanabilir robota. Başlangıçta endüstriyel nitelik taşıyan robotlar nihayet hayatımızın artık her köşesinde, her anında karşımızdalar. Günümüzün en popüler robot üreticileri sanılanın aksine ilhamını artık hayvanlardan, doğadan değil, müşteriden ve müşterinin ihtiyacından alıyor. Üstelik tek bir görev için değil, farklı görev ve durumlar için üretiliyorlar. Sanayideki kullanım alanı tarıma, hatta hizmet sektörüne doğru gelişiyor robotların. Bir de yapay zeka sayesinde en üst düzeyde fayda sağlıyorlar. Peki robot çağı bizi nereye doğru götürüyor? Her işimizi kolaylaştıran robotlar aslında bizi teslim mi alıyor? Isaac Asimov'un dediği gibi robotlar insanlaşırken biz de robotlaşıyor muyuz? Robotların inşa ettiği geleceğimizle ilgili sayısız öngörü var. Editörümüz Teoman Ayabakan bunları ve hayatımızın içindeki robotları anlattı. İnsanlığın işlerini yapmak için üretildiler. Her geçen gün insana daha çok benziyorlar. Bir gün insanların yerini mi alacaklar? Makinelerin yapay zeka ile buluşması insanlık için ne anlama geliyor? Yoksa insanoğlu kendi sonunu mu hazırlıyor? Dünya sanayi devrimi sonrasında robotlarla zirveye ulaşan bir makineleşme sürecine girdi. Kısa sürede anlaşıldı ki tekrar eden rutin işlerde makinelerden iyisi yoktu. Programlanabilir ilk robotun patenti ABD'de 1957'de alındı. İngiltere'nin başkenti Londra'da tanıtıldığında görenleri hayrete düşüren Unimate gelecek günlerin habercisiydi. Yorulmayan bir işçi olarak tanıtılan Unimate, otomotiv sektörünü sadece birkaç yıl içinde tamamen değiştirdi. En ucuza, en hızlı üretimin hedeflendiği modern endüstriler birer birer robotlara yöneldi. Yıllar içinde üretim bantlarında boy gösteren dev robot kollar muazzam bir değişim geçirdi. Artık insan gibi yürüyen, koşan, takla atan, hatta insan gibi terleyen robotlar var. Evleri robotlar temizliyor. Çocukları robotlar eğlendiriyor. Yaşlıların bakımında robotlar yardımcı oluyor. Yapay zeka ile donatılan robotlar artık birden fazla işi yapabiliyor. Daha ucuza üretilip daha ucuza işletilebiliyor. Robot güvenlikçiler, robot cerrahlar, robot hamburger aşçıları, robot çaycılar. Hayal olan bu teknolojilerin hepsi artık gerçek oldu. Araştırmacılar robotları hayli zorlu testlerden geçiriyor. Ancak bu durumu işkence ve aşağılama olarak görenler de var. Robotlara özlük hakları tanınması konusunda çaba gösteren uluslararası kuruluşlar da bulunuyor. Amaçları, robotlar bilinçlenerek hak arayışı savaşlarına başvurmadan bu haklarının belirlenmesi. Robotlarsa insanlara her zaman ihtiyaçları olacağını söylüyor. En azından şimdilik. Robots will have an important role to play, but we will always need the soft skills that are unique to humans. Bu sözler yapay zeka ve duygulara sahip robot Pepper'a ait. İngiltere'de siyasilerin sorularını yanıtlayan Pepper, bir parlamento komitesinin karşısına çıkan ilk robot olarak tarihe geçti. Hong Kong'da geliştirilen yapay zekalı robot Sophia ise göz teması kurup insanları tanıyabiliyor. Soruları kendi karakterine uygun olarak yanıtlayabiliyor. Günün birinde gerçek anlamda canlanmasını, dünyamızda bizimle birlikte yaşayarak insanlara yardımcı olmasını bekliyoruz. Suudi Arabistan'ın vatandaşlık verdiği Sophia, yeni bir neslin ilk üyesi.
Bir röportajında söylediği sözlerse düşündürücü. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay. I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. İnsansı robotlar bu fenomenin sadece bir yüzü. Robotlar dinlenmeden ve hatasız çalışmalarıyla her sektörde boy gösteriyor. Online alışveriş devleri, milyonlarca ürünün bulunduğu dev depolarda son yıllarda sadece robotları kullanıyor. Robotlar ulaşımın da çehresini değiştiriyor. Sürücüsüz otomobiller sayesinde araç kullanmak yakında bir zorunluluk olmaktan çıkacak. Asla mola vermeyen robot tırların testleri uzun süredir devam ediyor. Havacılığın geleceğinin de pilotsuz yolcu uçakları olduğu söyleniyor. Şimdilik çoğu kişi pilotsuz bir uçağa binmem diyor ama istatistikler robotların insanlardan daha güvenli olduğunu gösteriyor. Peki robotların devraldığı işlerde çalışanlar ne yapacak? İşsiz kalanlar nasıl geçinecek? Yanıtlardan bazıları çok iyimser. Toplu işsizlikle mücadele etmek için evrensel temel gelir sistemine ihtiyacımız olacak. Otomasyonla kaynaklar çok artacağı için bolluk ve refah olacak. Ama bunun için hazırlıkları şimdiden yapmamız gerekiyor. Isaac Asimov'un bilim kurgu romanı Ben Robot'u yazdığı 1950'nin üzerinden neredeyse 70 yıl geçti. Asimov'un robotların hiçbir şekilde insanı öldürmeyeceği yasasıysa çoktan çiğnendi. Silahlı insansız hava araçlarının kullanımının yanı sıra insansız gemiler ve denizaltılar, savaş alanlarında askerlerin yanında görev yapan robotlar şimdiden askeri alanlarda boy gösteriyor. Askerlere zarar gelmesini engellediğinizde, onları tehlikeli durumlardan uzak tutabildiğinizde hayat kurtarmış oluyorsunuz. Robotların askerlerin hayatını kurtardıkları söyleniyor ama dünya gelecekte öldürmeyi daha da kolaylaştıran robot savaşlarına sahne olabilir. Düşmanlarımızın da robotları kullanmak istediğinin gayet farkındayız. Bu sebeple uzun vadede rekabetçi gücümüzü korumak için savaşan robotları geliştirmek son derece önemli. Şimdilik kararları insan veriyor. Ama insanın bu denklemin daha ne kadar bir parçası olacağını kestirmek zor. Robotlar yapay zeka sayesinde artık farklı şekillere girebiliyor ve engelleri aşmak için çözüm üretebiliyor. Öyle ki yapay zekalı robotlar yaratıcılık konusunda da şaşırtıyor. Bir robotun bestelediği bu parça gibi. Gerçek, bir zamanlar hayal edilenin ötesine geçerken, robotların insanlığa ne getireceğini ancak zaman gösterecek. Kesin olan tek bir şey var. Buradalar ve hiçbir yere gitmiyorlar. Yalnızlık göreceli bir kavram. Bazıları kalabalıklar içerisinde yalnızlığından şikayetçi ve şikayet ederken, kimileri için yalnızlık aslında özlenen bir yaşam biçimi, tercih edilen bir yaşam biçimi. Peki yalnızlık mutsuzluğa yol açar mı? Ya da sıradaki haber dosyasıyla ilişkilendirmek için soruyu şöyle soracağız. Dünyanın en yalnız insanı en mutsuz olan mıdır? Agafya Likova'ya göre tam tersi. Onun için dünyevi hayat sıkıntılarla dolu ve insanların şehirlerin gürültüsü dayanılacak gibi değil. Gelip geçici hayatı kalabalıklar içinde yaşamanın hiçbir anlamı yok. O modern dünyaya en uzak noktalardan birinde Güney Sibirya dağlarında uzun yıllardır tek başına yaşıyor. 74 yaşındaki Agafya Likova'nın sıra dışı yaşam öyküsünü editörümüz Derya Altay haberleştirdi.
Agafya Likova, 74 yaşında. Modern zamanların uzağında. En yalnız insan. Ama kendisine göre en mutlusu. O, Rusya'nın Güney Sibirya bölgesinde, Hakasya Özerk Cumhuriyeti'nin insan eli değmemiş ormanlık bölgelerinde tek başına yaşıyor. En yakın köyün 100 kilometre uzağında, ahşap bir kulübede hayatına devam eden Agafya, arada bir sağlık kontrolü için gelen doktorlar tarafından muayene ediliyor. İhtiyaçlarını karşılamada güçlük çeken yaşlı kadına helikopterle erzak getiriliyor. Erzağı tükenince uydu telefonuyla yardım istiyor. Yetkililer kendisine saman, yiyecek ve ilaç ulaştırıyor. Keçilerim için hiç saman kalmadı. Aralık ayı için ne yiyeceğim var ne de samanım. Agafya'nın en büyük sıkıntısıysa giderek kötüleşen sağlığı. 2016'da ayak ağrıları şikayetiyle hastanede bir süre tedavi gördü, ardından evine döndü. Ellerim hareket etmiyor. Çok ağrıyor. Kollarımı açamıyorum. Bin metre yüksekte kışları eksi 45 dereceye düşen dağlarda yaşayan Agafya, sağlığı kötüleşse de kente yerleşmeyi hiç düşünmüyor. Dünyevi hayat sanıldığı gibi güzel değildir. Şehirlerde insanlar şarkı söyleyip dans ederler. Kentler arabalarla dolu. Her taraf toz duman. Soluyacak hava yok. Bu dünyevi hayatı yaşamadığım için neden kendime acıyım ki? Agafya Likova, sayılara artık yüzlerle ifade edilen eski inanç geleneğine sahip bir münzevi. Yani 17. yüzyılda Ortodoks Kilisesi'nde yapılan dini reformları kabul etmeyen grubun en son temsilcilerinden. 1936'da Stalin'in kilise ritüellerini yasaklayıp dini alanda kısıtlamalar getirdiği dönemde Agafya'nın babası Sibirya'nın Hakasya ormanlarına kaçtı. Burada kendisine benzer itikata sahip insanlarla birlikte yeni bir yaşam kurdu. Tayga adı verilen Sibirya ormanlarının içerisinde büyüyen Agafya, ormana sığınan başka bir ailenin oğluyla evlendi. 4 çocuğu oldu ama zorlu kış aylarında hepsini kaybetti. Agafya'nın modern dünyayla ilk teması 35 yaşındayken oldu. 1978'de bölgeden geçen bir Sovyet askeri uçağı tesadüf eseri Agafya ve ailesini keşfetti. Konuştukları dil, yedikleri yemekler ve kıyafetleriyle adeta 300 yıl öncesini yaşayan aile, Sovyet bilim insanları tarafından uzun süre gözlendi. Bilim insanları tüm yaşamı boyunca ormanda yaşayan Agafya'nın konuşmasını ilk başta çok garip buldu. Hatta onu zihinsel engelli sandı. Eşi ve babası da ölünce 1988'den bu yana Sibirya ormanlarında tek başına kalan Agafya'nın kelime hazinesi dış dünyayla teması artınca giderek gelişti. Aslında onların yaşamı bir cesaret öyküsü. Yakından bakarsanız dişleri sağlıklı ancak çok aşınmış. Çünkü ailesi ve o yaşamlarının yarısını sadece yemişle beslenerek geçirmiş. Agafya'nın ilk kez evinden ayrılışı 80'li yıllarda oldu. Rus medyasının kendisine ilgisi artarken Sovyet hükümeti onu tüm ülkeyi kapsayan bir aylık geziye çıkardı. Bu gezisi sırasında ilk kez uçak ve otomobil gördü. Şimdi bir kültür varlığı olarak ilgi gören Agafya Likova, ömrünün sonuna kadar doğup büyüdüğü yeri terk etmemekte kararlı. Yetkililerin kendisini huzur evine taşıma önerilerini de ısrarla reddediyor. Kim bilir, belki de modern zamanlara ayak uyduramayacağını, sokakların kalabalığına alışamayacağını, ormanın huzurunu şehirde bulamayacağını en iyi kendisi biliyor.
Sırada yine renkli görüntülerden oluşan bir dünya turu var. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Hemen yeniden karşınızda olacağız. Evet, NTV Dış Haberler Servisi ve yapımcı editörümüz Serhat Özkan'la birlikte gelecek haftaya kadar yine zamanın ruhunu en iyi anlatan haberleri ve farklı insan portrelerini, manşetin gölgesinde kalan haberleri, başlıkları sizler için derleyeceğiz, biriktireceğiz ve yeniden aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdi veda vakti ve veda her zaman olduğu gibi yine bir kliple olacak. Evet, bu klip bu sefer biraz farklı. Çünkü zamanın ruhunu yansıtan yer Latin Amerika'ya gideceğiz. Aşkla nefretin, vahşetle masumiyetin, ateşle barutun topraklarına. Tüm karşıtlıkları dibine kadar, yani hesapsızca en uçlarda, en yoğun yaşayan insanların dünyasına gideceğiz. Batıyla doğunun, yerliyle göç edenin olağanüstü renkli bir melez atmosfer yarattığı Güney Amerika'ya. Sömürüye karşı ayak diretenlerin, özgürlüğü her şeyin üzerinde tutanların mücadele ruhunun adı Güney Amerika'ya. Yaşadıkları büyülü gerçekliği en iyi anlatan, onların içinden yetişmiş Gabriel Garcia Marquez, Latinler ateş gibi sıcaktır. Yaşı savaşmayı da sevişmeyi de çok iyi bilirler. İşte dışarıdan gelenler bu zaafı keşfedince onları çok daha kolay sömürdüler der. Latinlerin yaşadığı çelişkileri, kaosu keşfetmeyi sevdiğini söyleyen Marquez, bir defasında kendisiyle beraber uçak yolculuğu yapan Venezuela lideri Hugo Chavez'i şöyle anlatır. Yolculuğun sonunda iki farklı insanla konuştuğum duygusuna kapıldım. Biri ülkesine büyük katkıda bulunabilecek vizyon sahibi bir lider, diğeri ise tarihe despot olarak geçecek bir illüzyonist. Marquez'in bu tenakuz haline hissettiği duygu ise şaşkınlık kadar hayranlıktır. İşte Venezuela'nın hikayesi de aslında böyledir ve belki de bu yüzden dünya halkları onun hikayesi üzerinde keskin bir kutuplaşma, yani bu kaos, bu çelişkiler üzerinde bir kutuplaşma yaşamaktadır.
Vedamızı Karayip kökenli bir dans müziğinin en karmaşık ritimli, hatta en kaotik olanı klasik bestelerden biriyle yapacağız. Uyumsuzlukta uyum vardır diyen Latin ateşinin mambosuyla sizlere veda edeceğiz. Amerikalı kompozitör Leonard Bernstein'in ünlü Batı yakasının hikayesi müzikali için bestelediği Mambo'yu Venezuela'nın medarı iftiharı Simon Bolivar Flermoni Orkestrası seslendirecek. Şef Gustavo Dudamel'in yönetimindeki orkestranın tüm klişeleri ve kuralları yıkarak nasıl mambo yaptıklarını lütfen dikkatle izleyin. Venezuela bayraklarını sırtlarına geçirmiş bu orkestranın üyeleri varlık içinde yoklukta bile mutlu ve umutlu kalabilmenin dersini veriyorlar. Marquez'in dediği gibi önemli olan hayatta başına ne geldiği değil, mutluluğu nasıl tarif ettiğindir. Hoşça kalın.